Merhaba arkadaşlar. C# dersleri 6. bölümü hoş geldiniz hepiniz. Bu dersimde de if else ile yine bir örnek yapacağım sizler için. Console.write'le bir sayı giriniz diyoruz arkadaşlar. Kullanıcıdan bir sayı istiyoruz. Ama sayı isterken burada bir metinsel ifade kullanıyoruz. Biz sayı isteyeceğimiz için, yani integer olacağı için sayının, integer sayı eşittir convert.toint32 diyoruz. Convert ediyoruz. Buradan girilen sayı sayıya atılıyor direkt arkadaşlar. Ondan sonra diyoruz ki if diyoruz. Sayı mod 2 eşit 0. Yani sayı 2'ye bölündüğünde kalan 0 ise eğer, console.write line sayı çift diyoruz arkadaşlar. Noktaları koyuyoruz her satırdan sonra zaten. Şu parantezler arkadaşlar, bu parantezler bu işlemin parantezleridir arkadaşlar. Bu parantezleri eğer kapatmazsanız eğer direkt alttaki işlemi atlamaz. Programımız hata verir. O yüzden işlem bittikten sonra, yapacağınız işlem bittikten sonra 5-6 satır da olsa parantezi kapatın. Bir alt, bu değilse eğer buna düşmesi için parantezi kapatmanız lazım arkadaşlar. Else diyoruz ondan sonra. Zaten sayı çift veya tek olacağı için buraya else diyoruz. Diğer tüm seçenekler için else kullanıyoruz. Buraya if, else if diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü koşul oluşturmayacağız tekrar. Console.write line sayı tek diyelim arkadaşlar. Console.read line veya read diye ekrana sabit kalması için yazıyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Sayı girininiz diyor. 90 diyorum. Sayı çifttir diyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar.